Meryem'le kız kardeşi Martha'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, "Rab, sevdiğin kişi hasta" diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek" dedi. İsa Martha'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere "Yahudiye'ye dönelim" dedi. Öğrenciler "Rabbi" dediler. "Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?" İsa şu karşılığı verdi. "Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur." Bu sözleri söyledikten sonra "Dostumuz Lazar uyudu" diye ekledi. "Onu uyandırmaya gidiyorum." Öğrenciler "Ya Rab" dediler. "Uyuduysa iyileşecektir." İsa Lazar'ın ölümden söz ediyordu. Ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça "Lazar öldü" dedi. "İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim." İkiz diye anılan Thomas, öbür öğrencilere "Biz de gidelim, onunla birlikte ölelim" dedi. İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi kardeşlerini yitiren Martha ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Martha, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Martha, İsa'ya "Ya Rab" dedi. "Burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum." İsa, "Kardeşin dirilecektir" dedi. Martha, "Son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum" dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim" dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Martha, "Evet ya Rab" dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. "Öğretmen burada seni çağırıyor" dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Martha'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak "Ya Rab" dedi. "Burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı, yüreği sızladı. "Onu nereye koydunuz?" diye sordu. Ona "Ya Rab gel gör" dediler. İsa ağladı. Yahudiler "Bakın onu ne kadar seviyormuş" dediler. Ama işlerinden bazıları "Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler.
İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, taşı çekin, dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu, dedi. İsa ona, ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi, dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, Lazar, dışarı çık, diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, onu çözün, bırakın gitsin, dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama işlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. İçlerinden biri o yıl başkâhin olan Kayafa, hiçbir şey bilmiyorsunuz, dedi. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, "Ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi?" diye soruyorlardı. Başkâhinlerle Ferisiler, onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.